Sibel Hanım. Fikret Bey bu raporları incelememi söylemişti. Şimdi de göremedim kendisini. Sizin görmeniz lazım. Ne bu? Şirketin yatırım yapmayı düşündüğü hisse senetleriyle ilgili. Tekrar fırçayamayayım diye önden uyarıyorum. Almayın Sibel Hanım. Yani çok kötü bir yatırım. Hatta ölü yatırım dedikleri bu olsa gerek. Bu hisselerle bizzat ben ilgileniyorum. Evet. Neden ölü yatırım dediğimi zaten bu dosyada yeterince anlattım bütün detaylarıyla. Detaylarıyla. Benim göremediğim neyi görmüş olabilirsiniz? Zaman ayırıp okursanız eğer göreceksiniz zaten. İsterseniz şimdi anlatabilirim ama. Teşekkür ederim. Vaktim olunca okurum. Sibel Hanım, buyurun. Siz de buyurun, lütfen. Battık. Çakıllı hisseler. Bu gece dadımızda kaldık. Allah kahretsin bütün para gitti. İyi misiniz? Evet Sibel Hanım. Telefonumu yukarıda unutmuşum. Alo. Ne yaptın Sibel ya? Neyi? Zafer'le yemek işi. Bu akşam. Süper. Ayrılınca ara bakalım mutlaka. Tamam. Ne yapacağım ben? Gidelim oyalanmadan. Babam meşhur kuru fasulyesinden yapmış. Seversin. Sen iyi misin? Şu an turşu alalım falan demen lazım ya normalde. Yok iyiyim sevgilim. Yemek yemedim de bütün gün. Turşusuz olmaz. Tabii. Otoparklara hadi gidelim. Bir de çay demledik mi şimdi değmeyin keyfimize. Baba çok güzel olmuş. Yine döktürmüşsün ellerine sağlık. Afiyet olsun. Baba ben hiç çay kalmayayım. Ufaktan kalkayım. Müşteri taksi bekler. Size afiyet olsun. İki lokma bir şey yedin. Yeseydin karnın doyursaydın yiyeceğim. Yok yok çok doydum abla. Oğlum dur ne acelem var ya. Ya daha plakanın kirasını çıkaramadık baba. Hisselerden parayı kırana kadar idare edeceğiz. Değil mi enişte? Enişte. Düşünsene. Kendi işim patron olmuşum tamam mı? Hisseler tavan yapmış bizim. Ben patron koltuğunda oturuyorum. Sen almışsın babamı ablamı geliyorsunuz. Açıyorum size kapıyı. Hoş geldiniz. Buyurun 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 buyurun. Ne ikram edeyim size? Sütlü kahve. Yürü lan yürü zevzek hadi darlama enişteni yürü. Allah'ım yarabbim ya. Erhan oğlum bu kredi taksidine pek bir şey kalmadı. Haftaya ödeme var unutmadın değil mi? Yo aklımda baba aklımda. Ya baba ne diyeceğim ya? Ben çıkıyorum. Tamam, afiyet olsun size.
Görüşürüz abla. Görüşürüz. Eniştem, görüşürüz. Hadi dikkat. Görüşürüz. Dikkatli ol. Tamam, tamam. Patron. Ha oğlum sen bir şey mi diyordun? Şey baba. Ne diyeceğim diyorum. Davetiye baba, davetiye. Davetiyeleri bastırmamız lazım. Şöyle bastırsak çok güzel olmaz mı? Sende vardır isimler zaten Zeynep'in. Onları bir yazıya döksek de bastırsak. Hani. Ha, yazarız yazarız. Acelesi yok nasıl olsa. Yok yok, bir acele yok zaten. Zamanımız var baba. Ben hani şimdi oturuyoruz diye. Ah Zehra. Zehra'm sağ olaydı. İki gün hallederdi her şeyi. Öyle becerikliydi benim karım. Bu evin ilk tuğlalarını biz beraber ördük biliyor musun? Elif'i şu kanepede uyuturdu. Arda ilk adımlarını burada attı. Ah be Zehra. Ne vardı bu kadar erken gidecek? Biraz daha sabretseydin de kızının nübüvvetini görsen olmaz mıydı? Hadi ben çay koyayım. Siz de geçin kanepeye oturun. Burada kalmayın böyle sandalyede. Tamam. Hadi. Arda, enişte ne kadar eksik plakanın kirasından? 2500 eksik. Ya ben bir haftayı çıkarırım da şimdi plaka sahibi cazmaz yapacak. Halledeceğiz yani. Yo 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 yo, hayatta kabul etmem. Oğlum lan şunu. Götür sabah ver kirasını. Burhan baba da sorar da üstüne gelirse ya nereden buldun bu parayı diye. Dersin gece güzel geçti, müşteri vardı baba. Tamamladın parayı dersin. Tamam. Hadi iş yap, hadi iş yap, hadi. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz yavrum. Yemeğini unutma. Tamam. Gelecek bir şey var mı? Ay yok canım, hallettim ben. İyi tamam. Sen iyi misin? Bugün bir şey var sende. Elif benim sana. Efendim? Antalya mı? Yarın. Peki tamam. Tamam, teşekkür ederim. Eyvallah. Kim? Şirketten aradılar şimdi de. Sibel Hanım'ın yeni markası var ya. Hı-hı. Onun lansmanına davet ediyorlar, Antalya'daymış. Da yani. İki kişi gidebiliyormuşuz. Aa, ne bu surat? Ne bileyim, şaşırdım sevgilim. Şaşırdım. Şimdi hayır demek de olmaz. Şirketin personeline yaptığı bir jest bu. Allah Allah, benimle alaka? Hani üst düzeyler gider de normalde. Benimle alaka? Demek ki işinden memnunlar. Ay Antalya'ya mı gidiyoruz yani şimdi?
öyle görünüyor. Acaba babam izin verir mi peki ya? Ha. Bir soralım mı? Verir, verir ya, verir. Verir. Yani çocuklar bilemiyorum ki şimdi evlenmeden tatile gitmeniz... Ama nikahda bir şey kalmadı şunun şurasında. Sen de benim oğlum sayılırsın artık. Bir de işten çağırmışlar, gitmemek de olmaz. Ya hadi gidin bakalım. Gidin eğlenin biraz. Oh canım babam ya. Sağ ol baba. E işte nasıl olayım? Vallahi bilemezdim öyle olacağını. Kusura bakma. Yani ya oğlum tamam yani geçti bitti işte. Yaşandı daha bir anlamı yok şu an konuşmanın. Biz nereden bilelim kardeşim manipüle edileceğimize? Öngöremezdik yani maalesef. Sen ne yaptın? Konuştun mu Elif'le? Söyledin mi? Bir iki denedim de. Yok abi söyleyemiyorum. Böyle bir şey nasıl söylenir ki ya? Kısa kurdurduğum onca hayal çöp resmen. Bir de üstüne baba ocağından olacaklar falan. Ama bir ara söylemen lazım sanki. Şirketten aradılar işte. Antalya davetlisiyim. Elif'le birlikte gidiyoruz. Orada söyleyeceğim bir şekilde yani. Burada olmadı. Bulamadım fırsatını. Orada da söyler miyim muallak gerçi ama. Daha iyi olur belki. Sen ne yaptın? Sen nasıl halletmeyi düşünüyorsun bu tefeci mevzunu? Halledebilecek misin? Nasıl halledeceksin? Bilmiyorum abi. Ne hiç bilmiyorum. Bakacağız bir çaresine tamam. Yani sıkma oğlum gönlünü. Ferah tut. Biz yine beraberiz. Bir şekilde hallederiz yani. Düşünüp bulursun. Ne biliyorsun? Ben duşa giriyorum. Aşkım harika bir yermiş burası. Bu ne ki sevgilim daha çok şaşıracaksın. Türkiye'nin en iyi otellerinden birindeyiz. Hadi gel. Neyimiz kaldı? Bir bakalım. Yatırımcılarla 3 toplantı var akşama kadar. Aralarda koleksiyonlara bakacaktınız. Sonra mankenlerle son bir toplantımız var. Ardından basınla bir akşam yemeğimiz var. Yarınki defilenin de provasını en son alıyoruz. Bir nasıl bitecek? Sakin ol. Elif Demir Yıldırım. Tabii kreasyonda ya da defilede bir sorun çıkmasa bari her şey tamam değil mi Tansel? Her şeyi ayarladım. Hiçbir sıkıntı yok. Yani sahneye birden bir kedi falan fırlamadığı müddetçe en ufak bir sürprize yer yok. Thank you.
sevgilim. Şu manzaraya bak Erhan. O da harika. Of. Bak spa, masajlar, restoranlar. Gece kumsal partisi de varmış. Bunların hepsi bedava mı şimdi? Bedava sevgilim. Hepsi şirketin bize hediyesi. Ne istersek onu yapacağız. Yarın da defileye gideriz. Defile var biliyorsun. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim. Hı hı. Önce bir yemeğe gidelim. Hı hı. Ondan sonra spa'ya gideriz. Masaj yaptırırız. Sonra da havuza gireriz. Olur mu? Olur olur. Ne yaptın ya? Bütün barı getirmişsin. Sevgilim daha başlangıç. İki yudumda uykum geliyor biliyorsun. Emin misin? Açık havadayız be kızım ya. Bir şey olmaz. Peki. Seni söylemene benim için iyi. Öyle derinlerin değil sığım ama derindeyim. İçindekini görmez bakarlar dışındakiyimi. Savaştım öylece kaçmaktansa darbe yemek iyidir. Benimle yürüme ayaklarında kirler birikir. Birikir, birikir, birikir. Uyan kalk, yolun var. Dağılmaz dumanlar. Üfleme çek, içine yan. Biraz daha yolun var. Der o ses içimde hatta kafamda. Durulmaz asla hiç. Bunu gelmen inatla, inatla. Ne kimeler istedi? Bana sormadın isteğimi. Sözün hep tuzak, düşmemeliyim. Düşmemeliyim, düşmemeliyim. Ne kimeler istedi? Burnumdan geldi tüm aklımdakilerden. Beni de kaldır bari. Kaldım yokken sen yanımda anlamsız. Yarınları aldattın geceyi boş ver. Gün yakınken dön çelişkimi söyle. Sevgilim, oda kartını bulamıyorum. Bendedir belki aşkım. Yok, bendeydi. Hatırlıyorum da düşürdüm herhalde. Ha, yok, bende de yok. İki dakika bekle, çıkartırıp geleyim hemen sevgilim. Tamam canım.